Bugün Filistin topraklarında neler yaşanıyor? Filistinlileri şu anda kim ya da kimler yönetiyor? İsrail'de Ariel Sharon'un başbakan seçilmesiyle birlikte Filistin'i ve Filistinlileri neler bekliyor? Filistin halkı tam anlamıyla bağımsız bir devlete kavuşabilecek mi? Kudüs bu devletin başkenti olabilecek mi? İşte bütün bu sorulara yanıt bulabilmek için Filistin topraklarında ve İsrail'deyiz. Son günlerde özellikle İsrail'de Ariel Sharon'un başbakan seçilmesiyle birlikte buradaki bölgelerden her geçen gün yeni bir çatışma, bombalama ya da ölüm haberi geliyor. Buradaki herkes gergin, eller tetikte. Peki ama acaba bütün bu gerginin içinde Filistinliler ne yapıyorlar? Acaba Filistin yönetiminin şu andaki durumu ne? Ve daha da önemlisi Filistinliler gelecekten neler bekliyorlar? İşte Batı Şeria'da, Gazze'de ve tabii ki burada Kudüs'te sizler için bu konuları araştırdık. Filistinlerin lideri Yasser Arafat'la ve onun sağ kolu sayılan Filistinli bakanlarla görüştük. Filistin yönetiminin, Filistin devletinin bugünkü durumunu anlamaya çalıştık. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Çok mektup gelmiş. Ne yapayım? Evet, hepsi Türkiye'den geliyor. Türkiye'de yayınlanan Pusula adlı bir programa Pusula çıkıp mı? Türk halkından bize destek vermelerini, bunun için de bana mektup yollamalarını istemiştim. Adrese de Doğu Kudüs yazın, sonra da İsrail yerine Filistin yazın. Böylelikle bize büyük destek verirsiniz bayağı demiştim. Mektup geldi. Sağ olsunlar, yüzlerce mektup geldi. Yüzlerce, hepsi de Kudüs, Filistin yazılı. Türkler bizi seviyor ha? Seviyor ya. Hadi, hadi görüşürüz.
Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. Eyvallah. Kefale. Alap. Ehlen ve sehlen. How are you? Please welcome. Good. Thank you. Thank please you. Welcome. Okay. Thank you very much. Buyur geç bir tat, benim evim senin evin, gir içeri. Sağ ol, nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, ben de iyiyim. Bak az önce postaneden geldim, yüzlerce mektup ve tebrik kartı gelmiş Türkiye'den. Senin program işe yaradı yani. Ha, İsrail ve ikinci intifada konusunda 2 ay önce hazırladığımız programda sen kendi adresini vermiş ve Doğu Kudüs İsrail yerine Filistin yazın demiştin. Demek ki pusula seyircileri Filistinlere destek vermiş, çok sevindim bunu duyduğuma. Evet, ben de seyrettim o programı, çok güzeldi. İstersen bir daha bakalım ha? Peki bu durumda Türk halkı ya da Türk hükümeti ne yapabilir? Aslında iki tarafın temsilcileri de Türkiye'nin barış için yaptığı girişimlerden memnun olduklarını dile getiriyorlar. Ancak bu konuda Türkiye'den en ilginç istek Filistinli gazeteci Nafiz Asali'den geliyor. Bence Türk halkı biz Filistinlilerin mücadelesine barışçı yollardan büyük katkıda bulunabilir. Örneğin bana bayram ya da yeni yıl tebriği yollayabilir. Adresim Nafiz Asali, LOWNP, posta kutusu 2961, Doğu Kudüs. Ama bunları yollarken Doğu Kudüs'ten sonra ülke ismi yerine İsrail değil de lütfen Filistin yazsınlar. O zaman bize Filistin halkına yani en büyük desteği vermiş olurlar. Türk hükümeti de bazı Filistinli gençlerin Türkiye'deki yaz kamplarına katılmasına yardımcı olabilir. Böylece okula gitmek için maddi şartları yeterli olmayan bu gençleri savaş alanlarından çekip kazanmamıza yardımcı olurlar. Evet, pusulayı ben de burada uydu anteninden seyrettim. Gerçekten çok güzeldi. Seni tebrik ediyorum Mithat. Ama merak ettim, sen ne yapıyorsun burada? Niye geldin bu defa? Evet. İkinci intifadadan sonra bu kez de Filistin devletiyle, daha doğrusu Filistin yönetimiyle ilgili bir araştırma yapıyoruz. O yüzden de buraya gelip her şeyi yerinde görmek istedim. İşte bunun için buradayım. Öyle mi? Çok güzel. İstersen bu konuda ben sana yardımcı olabilirim. Aslında bu konudaki araştırmalara buradan, eski Kudüs'ten başlamak lazım. Ama ondan önce Filistin'in bugünkü durumunu anlayabilmek için tarihe bakmak gerek. Aslında bütün sorun Yahudi mültecilerin 1920'lerde, 30'larda buraya, Filistin topraklarına gelişiyle başladı. Ama 1948'de burada bağımsız İsrail Devleti'nin ilan edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Savaşından büyük acılarla çıkan Yahudiler 1948'de Filistin toprakları üzerinde kendi devletlerini ilan ederken işte böylesine sevinçliydiler. Savaş boyunca Yahudilere yapılan haksızlıkları bu şekilde temizlemek isteyen müttefikler aslında Orta Doğu'da ne büyük bir yara açtıklarını daha sonra anlayacaklardı. Toprakları elinden alınan Filistin halkı derhal tepki gösterince Yahudilerin sevinci kursaklarında kaldı. İsrail'e karşı kurulan ittifaka Arap devletleri de katıldı. Sonuç 1948'deki ilk Arap-İsrail Savaşı. Bundan sonra da Orta Doğu'daki kanama bir daha hiç durmadı. Çatışmaların ve savaşların ardı arkası kesilmedi. Arap ülkeleri bu sorunu her fırsatta kendi çıkarlarına alet edip kullandılar. Yurtlarından edilen Filistinlilerin durumu giderek Orta Doğu'nun en önemli meselesi haline geldi. Kısa zamanda kanlı çatışmalar ve tüm bölgeyi saran savaşlar çıktı. Artık Orta Doğu'nun gündeminde çözümü zor yeni bir bela vardı. Arap-İsrail çekişmesi. İsrail tüm Arap dünyasında düşman ilan edildi. Devlet olarak tanınmadı. Yahudilere daha organize biçimde karşı koyabilmek için Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Öte yandan İsrail de bu tehdide karşı koymak ve kendini güvenceye alabilmek için komşu Arap topraklarına yayılmaya başladı. Yapılan her savaştan sonra İsrail topraklarını genişletti. 1967'deki 6 gün savaşında Gazze şeridini, Kudüs'ün tamamını, Ürdün'ün arasındaki Şeria Irmağı'nın batısını, Güney Lübnan'ı ve Golan Tepelerini ele geçirdi. Bu kargaşa ve savaş hali giderek kemikleşti. Birkaç yıldız barış umudu da katılaşan kalplere yenik düştü. İsrail ve Filistinliler sürekli olarak savaş durumunda yaşamaya alıştılar. Ta ki dünyadaki köklü değişiklikler Orta Doğu'nun bu çok dertli bölgesini etkileyene kadar.
Soğuk Savaş'ın bitmesiyle Orta Doğu'yu iki düşman kampa bölen Sovyetler Birliği ve Amerika birlikte hareket etmeye başladılar. Körfez Savaşı da bu beraberliği güçlendirdi. Araplar ve İsrail ortak düşmana karşı ilk defa aynı cephede yer aldılar. Kısacası Arap-İsrail yakınlaşmasında Saddam'ın da rolü vardı. İşte İsrail ile Filistinlileri bir araya getirecek harcın hazırlanması bu gelişmeler sayesinde oldu. Ancak bir de hazırlanan bu harcı kıvamına getirip kullanabilecek bir ustaya ihtiyaç vardı. Bu noktada sahneye deneyimli bir diplomat çıktı. O zamanki Amerikan Dışişleri Bakanı James Baker. Baker bölgeyi 8 ay içinde tam 8 defa turladı. Önce Yahudilerin ezeli düşmanı Suriye'yi ikna etti, sonra Mısır ve Ürdün'ü, ardından da İsrail'i. Sonunda kör bir yumak haline gelmiş Arap-İsrail sorununu çözebilmek için ipin ucu açığa çıkarılmıştı. Şimdi sıra bu uçtan ilerlemeye ve yavaş yavaş bütün düğümleri açmaya gelmişti. Amerika sonunda Araplarla İsrail'i 1991'de Madrid'de aynı masaya oturtmayı başardı. 43 yıl sonra ilk kez bir araya gelen taraflar Orta Doğu Barış Konferansı'nda belki önemli bir sonuca ulaşamadılar. Ama Madrid'in meyveleri 2 yıl sonra Norveç'te toplanacaktı. Ermeni çağırız. We can respond. 1993'te Filistinlilerle İsrail'in Norveç'in başkenti Oslo'da gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Birbirine düşman iki taraf sonunda gizlice görüşmüş ve belli prensiplerde anlaşmıştı. Oslo'da kararlaştırılan prensipler 13 Eylül 1993'te Washington'da tüm dünyanın gözleri önünde kağıda döküldü. O gün Beyaz Saray bahçesinde iki ezeli düşmanı yan yana görenler gözlerine inanamıyorlardı. İsrail Başbakanı Isaac Rabin yıllardır terörist diye aradıkları Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat'la el sıkışıyordu. Bundan sonra da düğümler teker teker çözülmeye başlandı. 1994'te Kahire'de imzalanan anlaşmayla İsrail Gazze'den ve Batı Şeria'nın bazı bölümlerinden çekilmeyi kabul ediyordu. Aynı yıl Gazze'deki Filistinliler Abu Ammar'ın sürgün hayatının bitip Filistin topraklarına dönüşünü kutluyorlardı. Hayatını Filistin'in kurtuluşuna adamış bu adam kurulan yeni Filistin Ulusal Yönetimi'nin de ilk cumhurbaşkanı seçiliyordu. Yasser Arafat'ın gelişiyle Filistinliler hızla yeni yönetimlerini güçlendirmeye başladılar. Gazze yeni Filistin'in adeta başkenti haline geliyordu. Ancak İsrail'den gelen kötü bir haber bütün bu iyimser havayı bir anda dağıtıverdi. Orta Doğu Barışı'nın en önemli mimarı Isaac Rabin fanatik bir Yahudi tarafından öldürülmüştü. İşte bundan sonra barış umutları yeniden kör düğüm olmaya başladı. Orta Doğu Barışı tehlikeye girdi. Rabin'in ardından iş başına gelen sağcı hükümet barış sürecini durdurdu. Ardından başbakan olan Ehud Barak, İşçi Partisi'ni iktidara taşıdı ama barış görüşmelerini nihai noktaya vardıramadı. Arka arkaya yapılan görüşmeler ve varılan geçici anlaşmalarla Oslo süreci devam ettirilmeye çalışıldı. Ancak iş Kudüs'ün geleceğine, Filistinli mültecilere ve Yahudi yerleşimlerinin durumuna gelince görüşmeler kilitlendi. Umutsuzluk yüzünden gerilen sinirler bundan 4 ay önce bir anda boşalıverdi. Aşırı sağcı Likud Partisi'nin lideri Ariel Sharon beraberindeki 2000 polisle birlikte Mescid-i Aksa'ya gelip gövde gösterisi yapmaya kalkınca ortalık karıştı. ...1982'de Lübnan'daki Sabra ve Şatila mülteci kamplarında bine yakın Filistinlinin ölümünden sorumlu tutulan ve bu yüzden Beyrut kasabı lakabıyla tanınan Sharon adeta görünmeyen bir bombanın pimini çekmişti. İsrail'in baskısı altında ezilen ve barış görüşmelerinden hiçbir sonuç alamayan Filistinliler isyan ettiler. Bir zamanlar gülümseyen yüzler sertleşti. Barış için açılan eller yeniden yumruk oldu. Arafat'ın genç generalleri yeniden sokaklardaydı. Yedi yıldır büyütülmeye çalışılan barış umutları iki hafta içinde yerle bir oldu. Ve ne gariptir ki bu son olayları başlatan adam 6 Şubat'ta yapılan seçimlerden İsrail'in yeni başbakanı olarak çıktı. İsrail halkı Rabin ve Barak'la kaybettiğine inandığı eski gücünü ve caydırıcılığını yerine koyması için bu eski askeri yeniden göreve çağırıyordu.
ממשלת ישראל בראשותי לא תנהל מסע ומתן תחת אש. İşte Nafiz, Filistin'in kısa hikayesi, daha doğrusu Filistin'in tarihi böyle. Evet Mithat, aslında bu Filistin devletinin başından geçenlerin de hikayesi. Ama bizler bugün çok daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Bugün Filistin'in azıcık bir toprak parçasına sahip bir ülke. Ama ne yazık ki bu toprak parçası da Filistinlilerin kontrolünde değil. Buraları İsrail kontrol ediyor. Tamam o zaman, gel istersen bir de bugüne, yani Filistin'in bugünkü durumuna bir bakalım. Bugün Batı Şeria ya da Gazze'ye gittiğinizde kendi ayakları üzerinde durmaya gayret eden bir devletin, daha doğrusu bir devletçiğin zor da olsa nefes almaya çalıştığını görüyorsunuz. Parlamentosuyla, bakanlarıyla ve tabii devlet başkanıyla faaliyet gösteren, kendi polisi ve güvenlik kuvvetleri olan küçük bir devlet. Henüz tüm ülkeler tarafından tanınmasa da kendi halkı, bayrağı, üniversiteleri, mahkemeleri ve bankaları olan bir çeşit otonom bölge. Hala tam bağımsız bir devlet olamamış bir yönetim. Aslında bir Filistin devletinden bahsedebilmek için her şeyden önce bu devletin topraklarına bakmamız gerekiyor. Bu durumda da ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Bugünkü Filistin yönetiminin denetiminde bulunan iki toprak parçası var. Üstelik bunların her ikisi de İsrail sınırları içinde yer alıyor. Bunlardan ilki burada, Ürdün sınırı yakınlarındaki Batı Şeria. Ki Kudüs'ün doğusu da işte bu bölgenin içinde bulunuyor. Diğeri ise buraya kilometrelerce uzaklıkta Akdeniz kıyısında bulunan Gazze şehri. Ki Gazze şehri de işte tam burada bulunuyor. Bu iki toprak parçasının toplam büyüklüğü sadece ve sadece yaklaşık olarak 6200 kilometrekare kadar. Ve bunlar şu anda Filistin yönetiminin elinde bulunan tek toprak parçası durumunda. İşin daha da ilginci, bu iki toprak parçası adeta İsrail sınırları içinde bulunan birer ada gibi duruyorlar. Yani aralarında doğrudan bir bağlantı bulunmuyor. Dünyanın bu bölgesi zengin bir tarihe ama aynı zamanda da kıt bir coğrafyaya sahip. Ve bu sınırlı coğrafyada en çok İsrail'in işine yarıyor. Bugün Filistinliler bulundukları yerden dışarı çıkmak için İsrail'in kontrolündeki sınırlardan geçmek zorundalar. Bu kontrol noktaları adeta Filistinlilerin boğazına geçirilmiş bir ilmik gibi. İsrail istediği zaman bu ilmiği sıkıyor. O zaman da sular akmıyor, gaz ve elektrik kesiliyor. Lambalar yanmıyor, ekonomi çöküyor, Filistin felç oluyor. Batı Şeria ve Gazze'de toplam 3 milyondan fazla Filistinli yaşıyor. Bunların yaklaşık 200 bini her sabah evinden çıkıp İsrail'deki işlerine gidiyor. Ama İsrail askerleri yolları kapatınca bu insanlar hapis kalıyor. İşlerine gidemeyince de kovuluyorlar. Gazze ve Ramallah'ta sokaklar ve kahveler işsizlerle dolu. Bu durumda Filistinlilerin en büyük umudu dışarıdan gelen yardımlar. Filistin yönetimi her tarafa el açıyor ama Arap dünyası bile vaat ettiği paraları vermiyor. Arafat son iki aydır kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyemiyor. Peki ama acaba bu halkı, Filistinlileri ve bu küçük devleti kim ya da kimler yönetiyor? Aslında birbiri ardına yapılan görüşmeler, pazarlıklar ve anlaşmalarla ortaya çok kollu, adeta bir ağacı andıran bir yönetim şeması çıkıyor. Yasser Arafat'ın başında olduğu çok dallı ve oldukça da karmaşık bir yönetim bu. İlk bakışta bugünkü Filistin yönetiminin iki ana unsuru var. Bunlardan biri tüm dünyaya yayılmış 7 milyon Filistinlinin tek temsilcisi olarak kabul edilen Filistin Kurtuluş Örgütü, yani FKÖ. Diğeri ise 1993'te Washington'da imzalanan anlaşma uyarınca kurulan Filistin Ulusal Yönetimi. Bu yönetim Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'deki hükümetleri durumunda. FKÖ'nün askeri kanadı Filistin Kurtuluş Ordusu. Öte yandan ulusal yönetimin denetiminde de toplam sayıları 30 bine ulaşan güvenlik kuvvetleri ve polis bulunuyor. Örgütün lideri artık adı Filistin Kurtuluş Örgütü ile özdeşleşmiş olan Yasser Arafat. Örgüt içinde alınan kararlar 18 üyeli icra komitesi tarafından uygulanıyor. Bundan sonra da FKÖ'nün asıl karar alma merceği olan Filistin Ulusal Konseyi var. 669 üyeli bu meclis halen sürgünde. Örgütün yasama organı olan konseyde Hamas hariç her gruptan temsilci var. Ulusal Konseyin başkanlığını Salim Zanun yapıyor. Filistin Ulusal Yönetiminin başındaysa yine Arafat var. 1996 yılındaki genel seçimlerde Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki Filistinliler tarafından devlet başkanı seçilen Arafat, FKÖ liderliğiyle birlikte bu şapkayı da taşıyor. Arafat'ın altında kendi seçtiği 32 kişilik bir bakanlar kurulu var. Bu sistemin tabanında da Filistin Yasama Konseyi yer alıyor. 88 üyeli bu konsey bugünkü Filistin parlamentosu niteliğinde. Üyeleri seçimle iş başına gelen konseyde Hamas dahil her gruptan temsilci bulunuyor.
Bu meclisin başkanlığını da Ahmet Kreya yapıyor. Bu iki bacaklı yönetim sisteminin tam göbeğinde tabii Yasser Arafat var. Aslında bugün Filistin'i Arafat yönetiyor. Herkes üzerinde kontrolü sağlamak için de kendisine bağlı karmaşık bir mekanizmadan yararlanıyor. Bu mekanizmanın bir ucunda Filistin Ulusal Yönetimi, diğer ucunda ise FKÖ var. Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'ün doğusunu denetleyen Filistin Ulusal Yönetimi Oslo Anlaşması ile kuruldu. Bunun bir sivil bir de askeri idare tarafı bulunuyor. Askeri kanatta Ulusal Güvenlik Kuvveti General Yusuf Nazır komutasında. Ama generalin yetkileri sınırlı. Bu güvenlik kuvveti tamamı Arafat'a bağlı 6 ayrı birimden oluşuyor. Bunlardan ilki askeri istihbarat. Başında Arafat'ın kuzeni Musa Arafat var. Bunun hemen altında genel istihbarat bulunuyor. Görevi Hamas'la ve İsrail güvenlik kuvvetleriyle iyi ilişkiler kurup Arafat'ı iç tehlikelerden korumak. Bundan sonra da Arafat'ın özel koruma birliği Kuvvet 17 geliyor. Arapça'da El Kuvva Sabataş denen bu birlik seçkin askerlerden oluşuyor. Görevi Yasser Arafat'ı 24 saat korumak. Bundan sonra özellikle Gazze kıyı şeridini korumak için kurulmuş Filistin Deniz Kuvvetleri geliyor. İkinci intifada ile birlikte çoğunluğu İsrail roketleriyle yok edilen bu kuvvet şu anda daha çok bir sahil koruma birimi gibi çalışıyor. Ve Filistin polisi. Gazi Cabali'nin emri altındaki polis Filistin yönetimine bırakılmış bölgelerde iç düzeni sağlamakla görevli. Ancak İsrail mavi üniformalı bu polisleri saldırılarda aktif rol almakla suçluyor. Ve Arafat'ın güvenlik örgütünün en önemli unsuru sayılan Önleyici Güvenlik Kuvveti. Sivil giyimli binlerce ajandan oluşan bu istihbarat birimi Batı Şeria ve Gazze'de adeta kuş uçurtmuyor. Filistin yönetiminin en büyük istihbarat örgütü olarak biliniyor. Öte yandan FKÖ'nün içinde ise yine Arafat'a bağlı olarak çalışan 3 önemli birim var. Bunlardan ilki Arafat'ın FKÖ içindeki grubu olan El Fetih. El Fetih'in askeri kanadına Tanzim deniyor. Ayrıca gençleri organize etmek ve intifadaya yöneltmek için de Tanzim'in gençlik kolu olan Şabiba'dan yararlanılıyor. Bundan sonra FKÖ içinde yer alan iki ayrı grup geliyor. Halk Kurtuluş Cephesi ve Demokratik Kurtuluş Cephesi. Halk Kurtuluş Cephesi barış sürecini eleştiriyor. İsrail'e karşı daha sert bir tavır takınılmasını savunuyor. Demokratik Cephe ise terörist geçmişiyle tanınan bir grup. Liderleri Şam'da üstlenen Naif Havatme. Arafat'la şimdilik uyum içinde çalışıyorlar. İşte biz de bugün Filistin yönetiminin başındaki tek adamla, Yasser Arafat'la Gazze'deki başkanlık sarayında konuştuk. Filistinlerin Abu Ammar dedikleri Arafat, bundan sonrası için görüşlerini ve bu konuda Türkiye'den beklentilerini bakın nasıl anlattı. Siz şu anda Orta Doğu'nun en tecrübeli liderisiniz. Bu zamana kadar da İsrail'de pek çok seçim, pek çok başbakan gördünüz. Bunun öncekilerden bir farkı var mıydı? Ariel Sharon'la masaya oturup iş yapabileceğinize, görüşebileceğinize inanıyor musunuz? Ben rüyalarla değil gerçeklerle uğraşıyorum. Bu durumda Sharon ilk değil, sonda olmayacak. Bekleyip göreceğiz. Unutmayın, Sharon Netanyahu hükümetinde 2 numaraydı. Onlarla Wye River anlaşmasını yapmıştık. Bu iyi bir örnek teşkil ediyor. Umarız bu doğrultuda yeni görüşmelerle devam ederiz. İsrail'le yaptığımız ve tüm dünyanın şahit olduğu anlaşmalar var. Sharon'dan da bunlara uymasını bekliyoruz. Bu arada uluslararası kamuoyunun, Amerika'nın ve tabii Türkiye'nin de desteğine ihtiyacımız var. Ben de onu soracaktım. Türkiye'den, Türk halkından beklentileriniz neler? Not to forget. Unutmayın, Kudüs ismi yüzlerce yıldır Türk yönetimleri tarafından kullanılıyor. Türkiye bugün de Orta Doğu'da ve İslam Konferansı Örgütü'nde en önemli ülkelerden biri. Üstelik Türk halkı da sadece şimdi değil, tüm tarih boyunca Filistinlilere çok yakın olmuş. O yüzden biz Türkiye'den çok şeyler bekliyoruz. Türk kardeşlerimizle birlikte Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da serbestçe dua edene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sizin İsrail'le iyi ilişkileriniz var. Sharon hükümetine barış görüşmelerine devam etmesi için ısrar edin. Biz görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İsrail, Güney Lübnan'dan çekildi. Sina Yarımadası'ndan çekildi. Bizim topraklarımızı da bize bırakıp çekilsin. Sharon'la birlikte Filistin Devleti'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bağımsız Filistin Devleti'nin ilanı sizce ne zaman mümkün olacak? Bu bana bağlı değil. Bizim merkez konseyimizin alacağı bir karar.
Şu anda Merkez Konseyi'ni acil toplantıya çağırdık. Ama İsrail yolları kapattı. Bakanlar kurulunu bile toplamakta zorlanıyoruz. Ayrıca bundan sonrası Sharon'un nasıl davranacağına bağlı. Onların basınından izliyoruz. Kudüs'ün bölünemeyeceğini ve İsrail yönetiminde kalacağını söylüyorlar. Ayrıca topraklarımızın sadece %42'sini geri vereceklerini açıklıyorlar. Ama bize henüz doğrudan bir açıklama yapmadılar. Bekleyip göreceğiz. İşte Filistin devletinin bugün içinde bulunduğu durum bu. Peki ama Ariel Sharon'un gelişiyle birlikte neler olacak? Çünkü bugünlerde herkes bunu merak ediyor. Yeni İsrail Başbakanı Filistin yönetiminin durumunu nasıl etkileyecek sence? Bence Filistinliler Sharon'un kötü geçmişini düşünerek bu durumdan çok kaygı duyuyor. Şayet Filistinlilere karşı katı ve sert bir tutum içine girerse, o zaman intifadanın daha da büyüyeceğinden korkarım. Çünkü Filistinlilerin şu an elinde, kontrolünde olan tek şey taşlar. O yüzden insan bundan sonrası için pek de iyimser olamıyor. O zaman gel bu defa da bugünkü duruma bakalım ve Sharon'la birlikte bundan sonra neler olabileceğini anlamaya çalışalım. Tüm Arap dünyasının Beyrut kasabı olarak tanıdığı Ariel Sharon'un başbakan seçilmesine Filistinli radikal grupların tepkisi oldukça sert oldu. Bunların hepsi de İsrail'le yeni bir savaşa hazır olduklarını açıkladılar. El-Fetih'in askeri kanadının başındaki Marwan Barghouti bundan 2 ay önce kameralarımıza her şeye hazır olduklarını söylemişti. Sharon'un başbakan seçilmesinden sonraki ilk cuma gününde biz de Barghouti'nin dediklerini bizzat yerinde gördük. Kudüs'ün kuzeyindeki Ramallah'ın en büyük camisi olan Abdülnasır Camii'ndeki cuma namazı gayet sakin başlamıştı. Ancak Ramallah'ta daha sonra yaşananlar aslında Filistinlileri bundan sonra nelerin beklediğinin de ilk habercisiydi. İşte gördüğünüz gibi cuma namazından sonra toplanan nefret dolu Filistinliler, özellikle de gençler Sharon'un resmini taktıkları kuklayı burada yaktılar ve bu şekilde Sharon hükümetini aslında bir yerde protesto ediyorlar. Buradan sonra da normalde yürüyüşe başlıyorlar ve İsrail askerlerinin bulunduğu yere kadar gidiyorlar ve orada çatışmalar başlıyor. Orada intifadan askerleri ortaya çıkıyor İsrail askerlerinin karşısında. Buradaki gençler eskiye oranla çok daha iyi organize olmuş durumdalar. Yürüyüşe FKÖ'nün ve diğer Filistinli grupların temsilcileri katılıyor. Tabii Hamas, Tanzim ya da Hizbullah gibi radikal grupların üyeleri burada da başı çekiyor. Bu yürüyüşte taşların yerine silahların ilk defa açık bir şekilde gösterildiğini görüyoruz. Yüzlerdeki maskelere rağmen bu gençlerin kini adeta gözlerinden okunuyor. İşte izlediğiniz gibi gerçekten de Filistinli gençlerde müthiş bir nefret var ve bu nefret burada ortaya çıkıyor. Askeri marşlarla adeta intifada marşlarıyla yürüyorlar. İsrail askerlerinin bulunduğu noktaya kadar gidiyorlar. Burada gördüğünüz gençlerin hepsinin yüzüğü kar maskeleriyle kaplı. Genelde bunlar tanınmamak için bunu takıyorlar. İntifadanın, ikinci intifadanın askerleri ve İsrail askerleri tarafından tanınıp tutuklanmayı önlemek için bunu yapıyorlar. Fakat burada mümkün olduğu kadar da askeri bir düzen içinde bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bu yürüyüş sırasında yeni bir gelişmenin daha farkına varıyoruz. Daha öncekilerden farklı olarak oradakilerin elinde Arafat'ın resimleri yok. Onun yerini Saddam Hüseyin'in posterleri almış durumda. Aslında bu bile buradaki Filistinli grupların barış sürecine bakışını yansıtıyor. Rabin'le el sıkışan, İsrail'le barış yapan Arafat'ın yerine Amerika'ya bile hala kafa tutan Saddam. Filistin'de bugün Şahinler önde yürüyor. Yürüyüşün sonunda karşıda asıl düşman beliriyor, İsrail askerleri. Önce alışılmış sahneler yaşanıyor. Taşlar, göz yaşartıcı bombalar ve tabii plastik mermiler.
Sonra aniden ortaya gerçek silahlar çıkıyor. Çevredeki binalardan kalaşnikovlarla ve tabancalarla İsrail askerlerinin üzerine ateş açılıyor. Ve buna askerlerin tepkisi de çok sert oluyor. İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş ettiler. Şimdi kaçıyorlar. Karşıda biri yatıyor. Şimdi geriye doğru çekiliyor İsrail jipleri. Bakın görüyorsunuz. Gerçek mermilerle gerçekten çok fazla ateş ettiler. Şaron'un seçilmesinden sonraki ilk cuma günü Ramallah'ta yaşanan bu sahneler aslında Şaronlu günlerin nasıl geçeceğinin de en açık habercisi. Görünen o ki Filistinlerin çoğu Şaron yüzünden gelecek konusunda kaygılılar. Bu durumda Orta Doğu'da barış çok daha zor hale geldi. Hatta imkansızlaştı diyebilir miyiz? Ne dersin? Bak Mithat, bu bölgedeki herkes çok iyi bilir ki Kudüs sorunu çözülmeden Orta Doğu'da barıştan bahsetmek imkansızdır. Burası üç büyük dinin şehri, kutsal bir şehir. O yüzden barış şehri olmalı. Ama ne yazık ki Kudüs bugün Orta Doğu barışı önündeki engellerden biri haline geldi. Peki Kudüs'ün bir gün hem İsrail'in hem de Filistin devletinin ortak başkenti olacağına inanıyor musun? İyimser misin bu konuda? Etrafına bir bak. Burası kutsal bir şehir. Yani burası umudun şehri, barışın şehri. Umarım siyasetçiler de Kudüs'ün hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin şehri olduğunu görürler sonunda. Savaşla barışın hep yan yana, hatta iç içe yaşandığı bu kutsal şehir şimdi de Orta Doğu'daki barış umutlarını engelliyor. Filistinliler Müslümanlar için kutsal sayılan Harem-i Şerif'i de içinde barındıran Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti yapmak istiyorlar. İsrail ise Kubbetü Sahra'nın yanı başındaki ağlama duvarını gösterip Kudüs'ün bölünemeyeceğini ve İsrail'in tam denetiminden çıkamayacağını söylüyor. Bu durumda da olan eski şehrin surları içinde dip dibe yaşayan bu insanlar oluyor. Şaron'un seçilmesiyle birlikte gerilen sinirler burayı da etkiliyor. Bu durumun en açık göstergesi ise eski şehrin dar sokaklarında elleri tetikte devriye gezen İsrail askerleri. Da, ton, da, da, da.
Hem Filistin'in hem de Kudüs'ün son durumu böyle. Aslında ne kadar acı değil mi? İnsanoğlu tarih boyunca bu kutsal şehir için savaşmış ve ne yazık ki hala da savaşmaya devam ediyor. Evet, haklısın. Ne yazık ki ne İsrailliler ne de biz Filistinliler bugüne kadar yaptığımız hatalardan hiçbir şey öğrenmedik. Burada her iki taraftaki politikacıların ve medyanın da suçu var. Herkes olayları kendi çıkarlarına göre duyuruyor. Kimse gerçeği göremiyor. Bu durumda da iki taraftaki nefret ve gerginlik artıyor. Ayrıca uluslararası basın için çatışma ya da ölümler her şeyden önemli. Dünya kamuoyu büyük bir olay olduğunda burayla ilgileniyor o kadar. Sonra burada yaşayanları, yani bizleri unutuyorlar. Oysa basın, diyaloğun devam ettirilmesine büyük katkıda bulunabilir. Haklısın, iki tarafta da yaklaşık 50 yıldır biriken bir nefret var. Buna bir de kasıtlı haberler ve iletişimsizlik eklenince bu durum sadece ve sadece iki taraftaki radikallerin, fanatiklerin işine yarıyor. Evet, asıl sorun burada işte. İsrail ile Filistinler arasında o kadar çok görüşme yapıldı, anlaşma imzalandı ve sonra yine çatışmalar, savaşlar yaşandı ki dünya kamuoyu artık bu sorundan sıkıldı. Burada olanlara kanıksadı. Burada yaşananlara karşı hissizleştiler. Türkiye ve diğer ülkelerdeki insanların sadece burada bombalar patladığında ya da Filistinli çocuklar öldüğünde burayla ilgilenmelerini istemiyorum. Burayla ve bizlerle her zaman ilgilenmeliler. Ancak o zaman bize yardım edebilirler. Türk halkından bize destek için mektup ve kart istemiştim. Sağ olsunlar yardımcı olup bize destek verdiler. Şimdi de Türkiye'deki kardeşlerimizden buraya Kudüs'e hacca gelmelerini rica ediyorum. Buraya Haremül Şerif'e gelip Mescid-i Aksa'da namaz kılıp dua etsinler. Böylece barışın ve Filistin halkının yanında olduklarını tüm dünyaya göstersinler. Onların bu desteği Kudüs için, bizim için çok önemli.